Lale Hanım'ın değişimin ilk gününde gideceği ilk adres diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniği. Bakalım orada yapılacak uygulamalarla konuğumuz nasıl dişlere sahip olacak? Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Çağdaş ben. Ben Lale Tepe. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyi, gayet iyi. Emel Hanım evinizdeydi. Evet. Nasıl geçti ev ziyareti? Çok güzel, çok heyecanlı geçti. Heyecanlı geçti çok değil mi? Çok heyecanlı geçti. Komşular geldi mi evinize, ne yaptın? Tabii tabii, akrabalar, komşular evet. Hep bir arada geçti, çok güzeldi. Öncelikle ben sizi dinlemek istiyorum. Bu geçen seneler zarfında evet. Dişlerinizde ne gibi değişimler oldu? İsterseniz şöyle dönün, bakın gösterin dişlerinizi. Çok büyük aralıklar var, çok ciddi diş eti çekilmeleri var. Gençliğinizde daha gençken, zaten genç hanımsınız da insanlar tabii. Size çok güzel dişleriniz var diyorlardı herhalde. Tabii, çok çok kendimde çok memnundum. Artık niye memnun değilsiniz, ben memnun anlatayım. Ne oldu, ne gibi değişimler oldu? Yani diş aralarım boşalmalar oldu, kanamalar oluyor. Evet. Memnun değilim, gülemiyorum şu anda. Aralıkları sonradan mı açıldı? Tabii sonradan. Bakın burada gördüğümüzde sonradan açılmış birçok aralık görüyoruz. Şöyle baktığımızda. Şimdi dişlerimde kaymalar da var. Hani kaymalar var. Kaymalar da var. Dişlerinizi nasıl fırçalıyorsunuz? Ben ne kadar sıklıkla fırçalıyorsunuz? Ya her gün düzenli fırçalıyorum. Düzenli. Tabii sigara da kullanmıyorum. Sizce doğru fırçalıyor musunuz? Bana göre doğru ama herhalde yanlış evet. mı? Yanlış faktörü var. Öncelikle siz de isterseniz eğitici öğretici bir video hazırladım Lale Hanım için ve sizler için. Öncelikle onu izleyelim. Ağzımız burada şekli belli oluyor. Dişler. Kesite baktığımız zaman, kesit açılacak şimdi. Diş etinin altında kemik dokusunu görüyoruz. Burada kemik var ve çevrilen dokular var. Diş eğer düzgün bakılırsa kemik, çevre dokular, diş eti iltihapsız kalıyor, temiz kalıyor. Ancak diş eti kanamaya başladığı zaman bilin ki orada bakteri birikimi var. Yani diş etlerin buraları kızarmaya başlıyor. Bu da bakteri birikiminin belirtisi. Bakteriler biriktikçe kanama oluyor. Kanama olduğu zaman koşarak diş hekimine gitmeniz lazım. Çünkü bilin ki sizde bir hastalık var. Bu hastalığın tedavi edilmesi lazım. İnsanlar kanama olan bölgeye dokunmuyorlar. Kanama olan bölgeye dokunmayınca giderek bölgede diş taşları oluşuyor. Giderek diş taşı oluşumu artıyor. Gördüğünüz gibi. Ve burada cep deniyor. Cep yani kemik çekiliyor. İçine diş taşları giderek dolmaya başlıyor. Diş taşları giderek dolduğu için de bu şekilde kökün etrafında diş taşları daha da birikiyor gördüğünüz gibi. Giderek diş taşları birikiyor, kemik giderek eriyor ve diş, sağlam olan diş önce hareketleniyor, ileri geri gidiyor ve hiç müdahale edilmezse bu sağlam olan diş bu halde çekilecek o hale geliyor. Bakın çekilecek hale geliyor. Siz de dişinizi kaybedecek hale yaklaşmışsınız. Bunu korumanın en iyi yolu ne? Güzel fırçalamak. Fırçalarken az sonra bakacağız dişlerini. Kimse, çoğu insan böyle vakalarda dişlerin tepelerine dokunmuyor. Öyle yapıyorum ama bir hata yani. Şöyle yani genelde insanlar alıyor eline fırçayı, sallayıp yerine geri koyuyor. Öyle bir şey yok. Dişin her yerini iyi fırçalamak lazım. Bir, dişin arayüzlerinin iyi temizlenmesi lazım. Dişin arayüzünü temizlemenin tek yolu diş ipi kullanmaktan geçer. Eğer diş ipi kullanmazsak dişimizin araları temizlenmemiş olur. Dişin arası da dişin bir parçasıdır. Arasını temizlemediğiniz zaman diş başlıyor aralardan çürümeye. Hekimimiz verdiği önemli bilgilerden sonra muayenesine başlıyor. Şimdi Lale Hanım'da hem diş taşı temizliği yapacağız hem derin küretaj yapacağız. Bu derin dokuları kürete ederek işleme başlayacağız. Şimdi bütün derin diş taşlarını temizledim. Kökün yüzeyindeki diş taşları temizlendi. Hatta başka aletlerle de teker teker köklerin yüzeyini temizledim. Bu şekilde. Ama tabii belirttiğimiz gibi hastamız aslında ileri seviyede diş eti hastası. Belki ilerleyen dönemlerde kemik ameliyatları gerekebilir. Takip edip bakmak lazım. Çünkü bazı dişlerinde ufak tefek sallanmalar da var. Şimdi kökün yüzeyini temizledik. Her şey güzel. Diş etindeki bakterileri öldürmek için diş etine lazer uygulaması yapacağız ki bakteriler ölsün. Lale Hanım'ın sağlıklı diş etlerine sahip olabilmesi için lazerle dezenfeksiyon işlemi sürüyor. Sıra geldi bonding tedavisine. Dişlerin rengi yeterince beyaz, ondan beyazlatmayacağız. Bonding tedavisiyle teker teker araları dolduracağız.
Bonding'in güzelliği şu, sadece dişlerin arasında bir malzeme ekleyerek araları kapatmak mümkün. Hanımefendi öyle yapacağız. Teker teker dişlerin arasında malzemeler ekleyerek dişlerin arasını kapatacağız. Her dişin arasında aralık var. İşimiz biraz uzun sürecek, yaklaşık 1,5 saatlik bir uygulama. Şimdi bonding tedavisine başlıyoruz. Bütün dişlerin arasındaki boşlukları doldurduk teker teker. Bayağı zahmetli bir işlemdi çünkü neredeyse her dişin arasında boşluk vardı. Onların şekillerini veriyorum, son şekillerini. Çağdaş Bey bir heykeltıraş gibi bonding uygulanan dişlere rötuş yapmaya devam ediyor. Son cilasını yapıyorum. Son cila uygulaması devam ederken Lale Hanım'ın dişlerindeki değişim de gittikçe belirginleşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi açalım tabii, bütün aralıklar kapandı. Evet, kaldıralım sizi. Bütün çalışmalarımız tamamlandı. İyisiniz umarım. Çok iyiyim. Yorduk sizi biraz ama. Merak ediyor musunuz nasıl olduğunuzu? Tabii ki çok merak ediyorum. İsterseniz verin bir ayna bakalım. Bakalım Lale Hanım'ın tepkisi nasıl olacak? Farkındaysanız güzel oldu dedi. Gülüm seni tekrar bakıyoruz. Bak ne kadar bütün aralıklar kapandı. Ve sizden ricam lütfen diş etlerini koruyun. Gelin ayağa kalkalım beraber değerlendirelim tekrar. Diş eti daha sağlıklı hale geldi ama sizin de korumanız lazım diş etlerini. Evet. Biliyorsunuz korumazsanız daha gençsiniz. Birkaç sene sonra dişlerinizi kaybedebilirsiniz. Yazık. Onları iyi korumak lazım, iyi bakmak lazım. Şaşkınım ve çok mutluyum. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu yani. Tekrar gösterebilirim. Lale Hanım da öncelikle bütün derin diş taşlarını temizledik. Kök yüzeyindeki bütün oluşumları kürete ettik. Ondan sonra lazerle o bölgedeki bakterileri öldürdük. Ancak estetik sorun hala devam etmekteydi. O yüzden estetik amaçlı olarak bütün dişlerin arasını bonding yaptık, doldurduk. Gördüğünüz ne kadar büyük değişim oldu, ne kadar kısa sürede.